Ve selamlar dostlar. 2 Nisan 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yükseklerinden anlatacağım. Direkt videomuza başlayalım. Maç skoru yarışması olarak derbi var bugün bildiğiniz üzere. Fenerbahçe Beşiktaş maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza alalım. Ayrıca maçın da güzel gollü bir maç geçmesini bekliyorum. Maç hakkında senaryolarınız, senaryolarınız da aynı şekilde yoruma yazabilirsiniz. Maç skoru hakkında görüşlerinizi yazın. Bilen iki arkadaşımızı Nisan ayı boyunca katı telegram gruplarımıza alalım. Ayrıca Instagram hesabımız yenilendi. Yeni Instagram, Instagram hesabımız Kangal Bey Instagram hesabıdır. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten linki de mevcut. Herhangi soru, görüş ve öneri için de buradan ona iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Bol şanslar. Ve geçtim katı Telegram gruplarımızda Nisan ayı boyunca da yenilendi. Onun da bilgisini verelim. Nisan ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Topluluğu kısmında linkler yayınlandı. Aynı şekilde Instagram'ın üzerinden gelmek isteyenler de Kangal Bey Instagram hesabından da mesaj taraftan da bilgi alabilir diyerekten de geçeyim. Dün yüksek liste ne yaptık ondan bahsedelim. Dün yine aynı şekilde Nisan'ın iki tane yüksek misis vardı. İkisi de başarılı oldu. Şöyle dün verdiğim Baskonya Fenerbahçe Beko mücadelesi vardı. Çok farklı bitti zaten. 20 sayı farklı bitti Baskonya. İlk yarı Fenerbahçe üstün gelse de İkinci yarı Baskonya takımı üstün gelmesini bildi ve maçı kazanmasını bildi. Ben 750 TL gibi önerdim. Nesine de bir 49 oranı vardı. Avrupa'da bir 63 oranı vardı. Güzel orandan aldık açıkçası 750 TL. Aynı şekilde cumartesi ve pazar günü de yüksek mislerimiz bu şekilde devam edecek diyerekten de geçeyim. Canlı maçlarla birlikte dün de güzel bülten vardı. Soldan göstereyim isterseniz. Montpellier ile mücadelesinden var aldık. O geldi. Maç önü olarak aldık. Genoa maçına ilk yarıdan gol aldık. O geldi. Bayern Münih Monaco maçına ilk yarı 85.5 alt aldık ve tam 85 sayıda bitti. O geldi. Astro ve mücadelesi vardı. Onun varını aldık. Kasa katlama olarak da bir seri yapıyorduk orada. O geldi. Değerlendirenleri tebrik ederekten de geçelim bunu da. Bir de yorumlarda ve açıklama kısmında her kız açık telegram grubu var arkadaşlar. O gruba da katılabilirsiniz. Dün mesela iki tane canlı bahis verdim oraya. İkisi de geldi. Cumartesi de vereceğim. Aynı şekilde pazar günü de ara ara bu şekilde canlı bahislerde aktaracağım. Ücretsiz bir şekilde oradan da kazandırmaya devam etmeye çalışacağız diyerekten de geçeyim. Sizlerden ricam ve pazar videosu olmasından kaynaklı arkadaşlar da bu videoya artı 300 seviyesinde like bekliyorum. Hemen 2 saniye zayıf like butonuna basarsanız sevinirim. Like'larınızı bekliyorum. Like'larınız bizler için önemli. Gerek motivasyon gerek de videolarımızın öne çıkması için gerçekten önemli olduğunu söyleyelim. Like'larınızı bekliyorum ve isterseniz ilk maçımızla başlayalım. Rotterdam'la Feyenoord mücadelesi, Feyenoord'un Ajax mücadelesi vardı son mücadelesi. Dedim ki yani o maçta Feyenoord'un bir puan alması veya Feyenoord'un kazanması halinde Feyenoord'un ben şampiyon olacağına inanıyordum. O maçta Ajax alsaydı Feyenoord'un önüne geçiyordu. O maçta Feyenoord kazanarak da bir nevi şampiyonluğunu ilan etti. Ve şunu söyleyeyim rakip zorlu. Spartak Rotterdam takımı kendi evinde iyi takım ve son dönemlerde formlu olduğunu da söylemek lazım. Fakat Feyenoord takımı rüzgarını arkasına almışken burada Rotterdam'a karşı üstün gelmesini bekliyorum ben. Mücadelede de Feyenoord'un atacağı 2 golü değerlendirdim. Deplasman 1.5 küsür oranı 1.50 gibi oranı var. Gün erken seans maçlarından değerlendirecekler kupona koymasın. Rotterdam takımı güçlü bir takım ama erken seans kombinleri yapacaksanız ufak misli o maçlara Feyenoord maçını ekleyebilirsiniz. Arkasından rüzgarını almış bir Feyenoord var ve 19 maçlık bir serisi var sanırım. Yenilmezlik serisi var. Feyenoord'un bu maçta 2 gol atmasını bekleyelim. İkinci mücadelem Giresunlu Alanyaspor mücadelesi. Bu maçta önemli bir eksiklik var mı diye baktığımız zaman da Erik takımında da sadece Gal Alanya tarafında Yusuf Özdemir kanatta sol sol kanat bek olarak da oynuyor eleman. O eksik, cezası. Onun dışında eksik yok. Fakat şunu söyleyeyim ben sizlere. Yani Ersun Hoca'yla ile de takım, ya takım zaten Ersun yanal kurmadı. Doğru mu doğru? Takımın belli bir kapasitesi var. O yüzden ya yani takım biraz Alanya spor, yani şu düşme ihtimali vardı. 4 takım üstte düşme ihtimali vardı bence. Çünkü oynadıkları oyun bence çok iyi oyun değil. Geçen oynadıkları Ankara gücü deplasmanında da aynı şekilde kötü bir oyun sergilemişlerdi. Giresun'a baktığımız zaman da daha iştahlı bir oyun sergilecektir. Fakat Alanya'da burada bir reaksiyon vermek isteyecektir diye düşünüyorum. Mücadelenin next beklentisi zaten bir birlik bir skor. Bu mücadelenin ideal tercihi var olarak değerlendirme altına alabiliriz. 1.39 gibi oranı var. Fakat ben burada ekstra başka bir şeyler denemek istiyorum. Mücadelenin zaten bir bile bir gelmesi malum gelebilir diye düşünüyorum. Ayrıca Giresun'un da bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. O yüzden 2 birlik bir skor beklentisi var. O skoru oranla 3.26 orandan da 2.5 üstünde 1 olarak sizlere önermek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadele West ile Southampton mücadelesi. Bunun maç hakkında şöyle puan durumundan konuşalım. Biri 18. sırada, diğeri 20. sırada. West Ham tarafında bazı eksikler vardı. Kaleci Fabianski, Antonio gibi eksikler vardı. Şu an bu eksikler şüpheli olarak gözüküyor da Antonio'nun bu maçta oynaması bekleniyor. İleride Bowen, Bowen, Antonio gibi isimler sahada olması bekleniyor. O yüzden bu mücadelede bir West Ham bir nevi kadrosunu düzeltmiş olacaklar. Danny de olacak bir isim değil ve sol açıkta da Ben Rahme olacaktır bu maçta. Southampton'a baktığımız zaman da onlar da düşme hattında yaptığı transferlerle kurtulmaya zaten şöyle baktığımız zaman da olası bu reaksiyonla üst sıralara çıkmaya başlayabilir. Ama ben burada West Ham'ın yani can avliyle oynayarak da kendi taraftar önünde kazanmasını bekleyeceğim. Maç sonu biri 1.54 gibi orandan önereceğim. Burada doğrudan bir West Ham galibiyeti alınabilir. Onun dışında baktığımız zaman da mücadeleyi zorlu bir maç olmasından kaynaklı tek farklı West Ham galibiyeti de gelebilir. Sisteme de burada Handicap 0'ı 3-19 gibi oranlarla değerlendirme altına alabilirsiniz. 2-1, 3-2, 1-0 ayarında da bize yarar. Ama dediğim gibi idealden doğrudan bir West Ham galibiyeti çıkacaktır. Bu maçta doğrudan rakibiyle oynuyor şu an. AJ ile Nis takımı. Nis tarafına baktığımız zaman da ideal bir kadrosu var. Oranla düşmeden almak istiyorum. AJ'nin durumu malum. Oynadıkları oyun pek oyun değil. Hem savunmada zaafları var hem de hücumda etkin olamıyorlar. Karşılarında iyi kadrolu olan bir Nis takımı var. Herhangi bir sakatlığı veya baktığımız zaman da Diop'un bir sakatlığı var. Onun dışında önemli bir eksiklik yok. İleride yine Mofi'yi transfer etmişlerdi. Brahimi, Lavorde, Mofi gibi isimlerle birlikte zaten hücum hattında etkili. 4-3-3 şeklinde oynayan bir Nice takımı var. Bu mücadeleyi de doğrudan Nice galibiyeti bekliyorum. Nice'in puan durumu da üst sıralara çıkabilecek potansiyeli var. Puan farkı olsa da şu son dönemlerde iyi puanlar topladı. O yüzden bu tür maçlarda hata yapmasını beklemiyorum. Nice'in doğrudan galibiyetini bekliyorum. Ha, biraz oran yükseltmek isteyenler varsa 4.5 altında Nice 1.60'a kadar. 3.5 altında Nice 1.88'e kadar bu seviyelerde biraz daha buna ben maymunluk diyorum. Hem iki bahisi birleştiriyoruz hem de oran yükseltmek adına bir maymunluk diyorum ben buna. O yüzden üç, ya oran yükseltmek isteyenler bu şekilde yükseltebilir. 2-0 ayarına bir maç geçebilir. Real Madrid Real Valladolid mücadelesi. Bu maç hakkında da ben Real Madrid'in kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de Real Madrid kendi evinde oynadığı maçlarda öyle çok gollü maç beklemiyor. Maçın doğrudan skor beklentimi söyleyeyim burada. 2-0 Doğrudan bir 2-0'lık Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Oran 1.48 48 bandına kadar Matsuno 1-0-5 iken 4.5 altında 1 yaparsak burada oranı 1.48'e 48e kadar yükseltiriz. O yüzden 4.5 altında 1 olarak da bu mücadeleyi değerlendireceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Newcastle'la Manchester United mücadelesi gerçekten çok zorlu bir maç. 0-0 biterse de şaşırmam. Kesinlikle kombinleri almayacağım maçlardan bir tanesi. Ama erken bir golle de açılma ihtimali yüksek olan maçlardan bir tanesi olduğundan dolayı ben yine burada bir birlik bir skor beklentim olmasından kaynaklı KG var seçeneğini bir eli gibi orandan ödereceğim. Mücadelenden skor beklentim benim bir beraberlik. Beraberliğin oranı da zaten 2.91. Doğrudan dediğim gibi skor beklentim 1-1 olan maç olmasından kaynaklı. Bu mücadelede 1-1 skor KG var seçeneğini de o skor doğrusunda idareden alabiliriz gibi geliyor bana. Werder Bremen Hoffenheim mücadelesi. Bu takımda tempo oynayan iki takım karşı karşıya gelecek. Her iki takımda puana ihtiyacı var ve gerekli riskler her iki takımdan da alınacak. Özellikle Hoffenheim tarafına baktığım zaman da düşme potasında ve tek eksiği olan da Dabbur kart cezalısı olduğunu da belirtelim. Onun dışında her iki takımda önemli eksiklik, eksiklik yok. Mücadelenin beklentisi gollü. Yani 3 gol bekleniyor mücadeleden. Ben burada Hoffenheim'in deplasmanda bir çıkış göstermesini ve son maçını kazanmasından kaynaklı bir açık verecektir. Ki Werder Bremen'den kendi evinde ofansif futbol sergileyen ve rakip kaleye bolca pozisyonlar bulmaya çalışan ve arkada boşluk bırakan takım. Hoffenheim'de genç isimlerle birlikte bu boşlukları değerlendirmesini bekliyorum. Ve var seçeneğini sizlere bir gibi orandan idealden alıyorum. Günün ideal kombinlerine girebilecek maçlarından da bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gelelim derbiye. Öncelikle derbinin maç skorunu sizlere sorduk. Derbiye gelmişken de ya şu videoya bir artı 300 seviyesinde like da bırakalım arkadaşlar yani. Hemen aşağıda bir butona bir tıklatıl verelim. Onu da hemen bu videoda söylemiş olalım. Like'larınızı bekliyoruz öncelikle. Devam edelim. Şimdi derbide Fenerbahçe'nin 1.65 gibi oranı vardı. 1.66'ya yükselmiş. Ben burada bir Fenerbahçe galibiyeti beklediğimi öncelikle söyleyeyim. Zor maç mı? Zor maç mı? Zor maç. Burada eksiklik olarak kimler var? Ev sahibine burada baş şu aynı bir eksikliği olacak öncelikle. Önemli bir eksiklik olarak sayabil sayabilirim bunu. King'in eksikliği var. Bence sevindirici bir haber. King'in eksikliği olması. Çünkü çok fazla pozisyon harcıyor. Bir de biraz yavaş kalıyor bence. Lincoln ve Osterwalde de bunlar zaten geç. Bunların yeri de doluyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman da 4 yani 4 defans çıkacaktır diye düşünüyorum. 4-1-3-2 şeklinde oynayacaktır. Rossi, Zayis, Emre Mor, Pedro. Ya Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş olduğundan kaynaklı. Arda oynayacak mı oynamayacak mı değil de. Burada en iyi kadroyu çıkarmaya çalışacaktır Fenerbahçe. Jesus'la birlikte. Beşiktaş burada gol bulabilir mi veya galip gelebilir mi? Ben burada Beşiktaş'ın gol atmasını bekliyorum. Onlar zaten e, yani Kadıköy'de taraftar önünde Fenerbahçe kapanmaya çalışsa ki öyle hiç sanmıyorum ben. Açık futbolunu sergilecektir yine. O yüzden Beşiktaş gol bulabilir ki taraftar da zaten Fenerbahçe itecektir diye düşünüyorum. Burada bir Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir ama dediğim gibi Beşiktaş'ın gol atmasını bekliyorum. Ben burada ben burada doğrudan bir Fenerbahçe galibiyeti sizlere öneririm. Ben yani bir 66 kılçıksız. Bu 1-66'dan gitmeyelim isterseniz. Biraz oran yükseltelim. Maç sonu 1 1.5 üst 1.94. Maç sonu 1 2.5 2.39. Benim skor beklentim 2-1 dedim ya Beşiktaş'ın da gol atmasını bekliyorum diye de. Maç sonu 1 ve 2.57 gibi orandan da KG var da alabilirsin. Hem 1 hem KG var. Ben burada İbre'yi Fenerbahçe tarafını aldım. Çünkü olası bir puan kaybında şampiyonlukta Galatasaray'ı tekrardan arayı açar. O arayı açtırmamalarını ve Fenerbahçe'nin bu sezon derbi performansında iyi olmadığını düşünerekten de burada tüm reaksiyonları ve gereken riskleri alacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçın da maç sizlere sorduk zaten. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.